falan var. Bugün neredeyiz? Pizza Hut'tayız. Çünkü barbekü pizzamızı söyledik. Pizza Hut'ın Burj Khalifa'ya özel su gösterileriyle dolu kısmındayız. Dubai'deyiz. Dubai Mall'un en sevdiğim özelliklerinden birisi burada bütün franchise'ları bulabiliyorsunuz ama daha da özeli şu, aslında franchise bir yere gitmiş olsanız bile fiyatlar değişmiyor. Yani şu anda benim arkamda su gösterilerini izleyebiliyorsunuz. Tabii ki ben bu manzaradan izleyemiyorum ama karşımdaki gayet rahat hem beni hem de manzarayı izleyebiliyor. Yan tarafımızda zaten Burj Khalifa var ve o yüzden gerçi Araplar Burj Khalifa demiyor da Burj Khalifa diyorlar. K-H diye telaffuz ediyorlar. Ben Arap olmadığım için o yüzden Burj Khalifa diyeceğim. Burj Khalifa var. Burada hukkayı da görebiliyorsunuz. Yılbaşında full çekti. Biliyorsunuz zaten burada dünyanın en görkemli havai fişekleri atıldı. Ve dünyanın zaten en çok turist alan 3. şehri seçildiği için Dubai. En görkemli havai fişekleri de Londra, New York ardından da Dubai geliyordu. Hemen şöylece göstereyim. Birazcık böyle küçük gözüküyor ama şöyle etrafı da göstermiş olayım. Evet, aslında bu ortamda olmak çok güzel ve keyifli. Fakat yani buradasınız. Burada olmanıza rağmen pizzacıda pizza yiyorsunuz ve ücret olarak şu anda bu büyük pizza, kola ve portakal suyu aldık. Portakal suyu bu arada fresh, taze yani öyle meyve suyu gibi düşünmeyin. 200 Türk lirası ödedik. Sürekli yediğim içtiğim her şeyin fiyatını vermek zorunda gibi hissediyorum. Çünkü birçok öğrenci Dubai'nin ne kadar pahalı olduğunu, ne kadar yaşanılmaz olduğunu söylüyor. Yan tarafımızdaki mağaza KFC'yi, onun yanında Hafız Mustafa var. Belki biliyorsunuzdur, Taksim'de bilenler vardır. Hafız Mustafa burada inanılmaz popüler, çok seviyor insanlar. Nando's var, Black Tea var. Yani hani aslında bütün franchise'ları görebilirsiniz Apple o tarafta. Hatta şuralara bakıyorum, biraz daha ileride CZN Burak da var. Yani aslında burayı böyle Türkler ve bildiğimiz restoranlar kapatmış diyebiliriz. Burada oturmanın bedeli gerçekten çok pahalı gibi düşünülüyor. Dediğim gibi böyle bir pizza yedik. Pizza Hut'un pizzaları çok doyurucu. İki kişi için böyle bir pizza yeterli oluyor. Siz de abartmayın yani. Gittiğinizde en tepelerde Burj Khalifa'da da yemek yemeyin. Gelin burada pizzanızı yiyin insan insan. O zaman da 200 lira ödeyin. Ve Dubai'nin uygun kısmını görün. Tabii ki Dubai'de tepelerde, göklerin tepesinde yani yemek yemek istiyorsanız, oraya çıkmak bile o kadar pahalı değil ama orada bir yemek yemek istiyorsanız, pizza yemek istiyorsanız bunun bir bedeli olacak. Tıpkı Boğaz'da restoranda, hani Boğaz manzaralı bir yerde yemek yemek gibi düşünün. Burada oturmanın bedeli 200 Türk lirası bence hiçbir şey yani şu anda. Türkiye'de en kıytırık yerde 200 lira yemek zor yani iki kişi. Böyle düşünüyorum.